noktasını köşelerle birleştiriyorum. Şu alana K dersek, nokta olan K ortada olduğu için burası da K birim kare olur. Şu alanın tamamı 20 birim kare ise buraya 20-K kalır. L orta nokta o halde bu alanda 20-K. Bu alanın tamamı 24 birim kare, şurası K ise buraya 24-K kalır. Tabanlar eşit, burası da 24-K. Şu bölge 18 birim kare. 18'den 24-K'yı çıkaralım. Eksi dağıtılınca artı K, burası eksi 6, K eksi 6 elde ettik. R orta nokta o halde burası da K eksi 6. Şu bölgenin tamamı 22, 22'den K eksi 6'yı çıkaralım. Eksiyi dağıtınca eksi K artı 6, bu da 28 eksi K. Şurası 28 eksi K, N orta nokta şurası da 28 eksi K. Şuranın tamamı 16, 16'dan 28 eksi K'yı çıkaralım. Bu da K eksi 12'ye eşit. M orta nokta, burası da K eksi 12. Tarla alanın bir kısmı 20 eksi K, bir kısmı K eksi 12 toplayalım. Eksi K artı K gitti, 20 eksi 12 istenen 8 birim kare. Önce üstteki şekli yakından inceleyelim. Düzgün beşgeni çok inceledik, çok soru çözdük. Buraların 36 derece olduğunu biliyoruz. Aynı üçgen, buralarda 36 derece. Kenarlar eşit. İç açının 108 derece olduğunu ve buraya 72 derece kaldığını da biliyorum. Burası da ve şu kenarlar da birbirine eşit. Buranın da tamamı 108 ise şu açı 36. Şimdi diğer şekle bakalım. Buralar 72 idi. Şurası tek çizgiydi. Buralarda tek çizgi birbirine eşit. Sarı ve mavi üçgenlerde 36'ları yerleştiriyorum. Bakın burada bir Z oluştu. Yani şuralar paralel. Ve ayrıca çizgiyle yuvarlağın toplamı, yani şu sarı üçgenin uzun kenarı yukarıdaki şekilden de görüyoruz. Şu S'e eşit. Yani buraya eşit. Burası da aynı şekilde. Yine biliyorum ki mavi üçgenin de uzun kenarı S. Yuvarlak çizgi o halde burası çizgi olmalı ki yuvarlak artı çizgi şu S'e eşit olsun. Dolayısıyla burada bir ikiz kenar oluştu. O halde burası da X. Ve X'lerin toplamı 36 yapıyor. Dolayısıyla X 18 derece.